La partita di una squadra molto organizzata, molto giovane, ma molto interessante. Sono d'accordo, è la prima partita del girone, quindi noi dobbiamo ricercare i tre punti. Con l'aiuto del nostro pubblico dobbiamo cercare di... Organize bir takıma karşı maç yapacağımızı düşünüyorum. Çok genç bir takım, çok da enteresan bir takım. İlk maçımız tabii ki de 3 puanı istiyoruz ve taraftarımızla birlikte 3 puanı almayı gayret edeceğiz. On va jouer avec contre une équipe bien équipée, bien sûr. Değişiklikler olacak mı? Yarın hepiniz göreceksiniz ve son maçta Burak tabii ki de yalnız değildi. Bruma vardı yanında. Biz orta sahamızda biraz daha mesafeyi daraltıp daha yakın oynamaya başlarsak gelişmeleri göreceksiniz siz de. Seçim yapma hakkımız yok burada çünkü biz Galatasaray'ız. Her maçı tek tek oynayıp ilerleyeceğiz. Schneider'le birkaç tane şey söyleyelim çünkü önemli bir futbolcu. En önemli, Galatasaray'ın en önemli futbolcularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum Schneider'in. Ve tabii ki de son Dünya Kupası'ndan önce son 5 ayda çok üst düzey bir performans göstermişti Galatasaray'la hem de Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'ndan sonra biz tam olarak kendisini birebir hazırlayamadığımız için belirli bir programla yavaş yavaş hazırlıyoruz biz şu anda. Her maç daha da iyi olacak ve kondisyonunu öyle geri kazanıyoruz. Öncelikle en güçsüz takımı demeyelim ama en genç takımını konuşalım burada. Çünkü onlar güçsüz değil. Herkes Avrupa'nın önde gelen takımlarından bir tane olduğunu biliyor. Ve burada onlar bizden daha fazla maç oynadı diye biz kendi kondisyonumuzdan korkmuyoruz. Çünkü biz de iyi hazırlandık. Bizim de kondisyonumuz var. Burada en önemlisi maç esnasındaki duruşumuz olacak. Bunu da göreceğiz. Bir de Şampiyonlar Ligi her zaman herkesin göz önünde, temposu olsun, kalitesi olsun. Takımlar, bazı takımlar çok çalışıp devamlılık getirebiliyor Arsenal ve Borussia Dortmund gibi. Ama bizim de şöyle söylemek lazım. Yani en önemlisi burada kendi değerimizi kimse farkında değil. Yani daha biz de kendi değerimizi ortaya koyamadık. Kendi değerimizi ortaya koyduktan sonra bu da bizim avantajımız olacak. Herkes de bizi görecek. Tabii ki de bu analizinde hak veriyorum ben kendi sana ve ama en önemlisi burada defansif oyunu oturtup bir de organizeyi oturtursan bir takımda ofansif olmayı başarabilirsin öncelikle. Ama tabii ki de ofansif anlamda da biz daha çok oyuncuyla gitmemiz gerekiyor. Bunu da biliyoruz, bunun üzerine de çalışıyoruz. Ve ikinci soruna gelince de taraftarımız önünde çıkacağız ve biz buraya gelmeden önce de zaten bu stadın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar büyüleyici olduğunu biliyorduk. Ve taraftarımızla birlikte umarım kazanırız ve hep birlikte sevinmeye başlarız. Tabii ki de burada sadece bir genç oyuncu yok burada. 17 yaşında da bir yetenekli oyuncu var ve çok yetenekli oyunculara sahipler. Ama buradaki enteresan olay şu, hem en genç takım hem de çok istekli olduklarını biliyoruz. İşte Aurelien'in de dediği gibi biraz dikkat etmemiz lazım. Çünkü onlar kendilerini göstermek isteyecekler, kendilerini göstermeyi isteyecekler. Tabii ki de motive olmuş bir futbolcu seyredeceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi böyle heyecanları verebiliyor. Ve bundan sonra benden izin almadan soyunma odasına giden bir futbolcuyu göremeyeceksiniz. Çünkü takım içerisinde bir kural listesi uyguluyoruz. Bugünden itibaren yeni bir kural listesi hazırladık. Bundan sonra da daha böyle organize olacağız. Mesajım burada bütün taraftarlara tabii ki de bizi her zaman sevgiyle ve her zaman istekle takip etsinler. Çünkü her an maçta zor duruma düşme ihtimalimiz olsa bile her zaman arkamızda olsunlar. Çünkü onların desteğiyle biz daha güçlüyüz. Güzel bir değerlendirme. En önemlisi burada yeni bir taktik koyduğumuzda tabii ki de bir adaptasyon süreci olacak. Ve şu anda yavaş işlemektense bizim buna inanmamız gerekiyor. Ve buna inanırken biraz daha topla hızlı oynamamız gerekiyor. Bunları zaten gördüğümüzde hepimiz daha da güçlü olacağız ve ilerleyeceğiz. Tabii ki de kurallar var ve bunları kabul edip iyi çalışmak da lazım. Biz bunları yapıyoruz. En önemlisi burada yabancıları konuşuyoruz ama hani onlar bizim için şu açıdan önemliler. Çünkü birçoğunda deneyim var ve deneyimlerini tabii ki de faydalanmak istiyoruz uluslararası arenada. Herhangi bir şekilde bir kısıtlılık getirmiyor tabii ki de bu. Biz hani kısıtlama olarak görmüyoruz çünkü biz kuralı kabul ediyoruz.
Tabii ki de puan olarak da bir hedefimiz yok. Çünkü puanlarla ne kadar nasıl yapıp da çıkabileceğimizi düşünemeyiz. Çünkü geçen sene baktığımızda Napoli gruptan 12 puanla çıktı. O yüzden herhangi bir hedef koymuyoruz puanlara. Biz sadece gruptan çıkmayı hedef koyuyoruz. Ve yanılmıyorsam Napoli'nin grubunda da Borussia ile Arsenal'da vardı.